Mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Saatler 18.30'u gösterirken Altay TV ana haberle karşınızdayız. Bugün de gündemin öne çıkan detaylarını sizlerle buluşturacağız diyelim ve hemen ilk haberimize de bültenimize de geçelim. Mazot ve gübre destek ödemelerinde biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde %200'lük bir artış gerçekleşmişti. Tabii bu artışın ardından üreticiler merak etmeye başladı, desteklemeler ne zaman yatacak diye. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi katıldığı bir televizyon programında tarih verdi. Fındık üreticilerinin bu yıl alacakları desteklemelere yönelik müjdeli haber gelmişti. 2022 yılı mazot ve gübre desteği son yıllarda üreticilerin girdi maliyetlerindeki aşırı artışlar sonucunda artırılmıştı. 2022 mazot desteği 21 liradan 62 liraya, gübre desteği 8 liradan 18 liraya yükseltildi. Mazot ve gübre desteği ödemelerinde %200'ü aşkın bir artış gerçekleşmesiyle üreticiler bu desteklerin ne zaman yatırılacağını merak etmeye başladı. Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ödemeler için tarih verdi. Bakan Kirişçi katıldığı bir televizyon programında tarımsal desteklemelerle ilgili açıklamalarda bulundu. Fındık üreticilerinin merakla beklediği mazot ve gübre desteği ödemeleri ne zaman yatırılacak sorusuna yanıt verdi. Kirişçi ödemelerin hafta sonuna doğru yapılacağını açıkladı. Böylelikle her yıl Mart ayında ödenen mazot ve gübre desteği bu yıl 6 ay erken hesaplara yatırılacak. Üreticiler TC kimlik numaralarının son hanelerine göre destek ödemelerini hesaplarından çekebilecek. Bugün Ünye'de zincirleme trafik kazası yaşandı. 5 araç adeta birbirine girdi. Bu kazada bir kişi de yaralandı. Ünye'de yaşanan zincirleme kazada 5 araç adeta birbirine girdi. Sabah saatlerinde Karadeniz sahil yolu Samsun Ordu istikametinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında bir kişi hafif yaralandı. Polis, itfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araç sürücüleri titizlikle çıkarılırken yaralanan otomobil sürücüsü Öznur Dere ambulansla Ünye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Ünye Cevizdere Mahallesi sahil yolunda meydana gelen kazada birbirine giren 5 araçta maddi hasar meydana geldi. Kaza sebebiyle yaklaşık bir saat alternatif yoldan verilen trafik akışı normale kavuşurken Karadeniz sahil yolunda bir süre uzun kuyruklar oluştu. Kabadüz ilçesinde iki mahalle arasında bugün kaydedilen görüntüler yok artık dedirtti. İki ayı sürücünün hemen önünden koşarak ormanlık alana doğru gitti. Son yıllarda domuz, tilki, karaca gibi birçok hayvan şehir merkezlerinde ya görüntülendi ya da güvenlik kameralarına yakalandı. Hadi bekle. Gitme daha gitme. Yüksek kesimlerde yiyecek bulamayan yabani hayvanlar birçok kez şehir merkezlerine kadar indi. Kabadüz Musa Kırıkacı Güney mahalleleri arasında kaydedilen bu görüntülerse yok artık dedirtti. İki ayının aracın önünde koştuğu o anlar sosyal medyada yayınlandı. Sürücü karşılaştığı bu görüntü karşısında şaşırdı ve hemen cep telefonuna sarıldı. Kameraya yansıyan görüntüde ilçe yoluna inen ayılar araçla birlikte koştu. İzleyenler görüntülere şaşırırken aynı zamanda ilçeye ayıların inmesi korkuttu. Vatandaşların kamerasına yansıyan ayılar daha sonra ormanlık alana kaçtı. Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Mehmet Hilmi Güler'in üreticilerin gelir kaynaklarını artırmak amacıyla, çeşitlendirmek amacıyla başlattığı çalışmalar yeni gelir kapısı oldu. 2019 yılından bu yana Büyükşehir Belediyesi ile Ordu İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde yürütülen Mavi Yemiş ve Aronya üretiminin yaygınlaştırılması projesi kapsamında Altınordu, Gölköy, Gülyalı, Gürgentepe, Kabadüz, Kumru, Perşembe ve Ünye ilçelerindeki üreticilere 3000 adet Mavi Yemiş ve 4500 adet Aronya fidanı dağıtıldı.
Büyükşehir Belediyesi ekonomik getirisiyle üreticilerin yüzünü güldüren çalışmanın alanını genişletti. 2020 ve 2021 yıllarında üreticilere dağıtılan mavi yemiş ve aronya fidanlarıyla toplam 50 dekar alanda bahçe tesis eden Büyükşehir Belediyesi, son dağıtımla birlikte 25 dekar alanı daha üretime kazandırdı. Böylelikle toplamda 75 dekar alanda mavi yemiş ve aronya bahçesi kurulması sağlanacak. Ordu Büyükşehir Belediyesi Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanı Ahmet Ultav, gelir getirici tarımsal faaliyetleri yaygınlaştırdıklarını söyledi. Aronya ve mavi yemiş yetiştiriciliği 2019 yılında Tarım ve Hayvancılık Hizmetleri Dairesi Başkanlığı olarak başlattığımız bir proje. Bu kapsamda bugün 25 dekarlık alanda yani 7500 adet mavi yemiş ve aronya fidanı dağıtıyoruz. 2019'dan bu yana dağıttığımız fidanlarla birlikte ilimizde 75 dekar daha mavi yemiş ve aronya alanı kazandırmış olduk. İlimiz üreticilerinin gelirlerini arttırmaya yönelik bu tarz projelerimiz devam edecek. Mavi yemiş ve aronya bahçesi kuran üreticiler de desteklerinden dolayı Başkan Güler'e teşekkür etti. Ben Sibel Ateş, Gölköylüyüm aslen ama orada ikamet ediyorum. Zaten istediğim bir şeydi, tarımla uğraşmak çok istiyordum. Büyükşehir Belediye Başkanımızla da zaten hani sık sık görüşüyoruz bu konuda. Kendilerinin de bizi sürekli hani teşvik etmesinden dolayı haberdar oldum. Sonra işte Tarım Daire Başkanımızla falan iletişime geçmiştim. Onun doğrultusunda zaten böyle bir şeye benim de çok istediğimi onlar da bildiği için onların teşviğiyle kendi de isteğimle oldu. Çok sağ olsunlar, beni de değerlendirdiler. Zaten çilek de aynı zamanda yapıyoruz abimle birlikte. Bu tarım da ilerlemeyi düşünüyoruz. Hani çeşitlendirmeyi düşünüyoruz bu konuda. Adım Raşit Yeni. Ordu Perşembe İstanbul Boğazı Köyü'nde ikametgah ediyorum. Yeni etmeye başladım daha doğrusu. Son 10 yıldır yurt dışındaydım. Burayla tanıştım. Talepte bulundum. Teşekkür ediyorum. İlk meyvelerimizi birkaç sene içerisinde almayı hedefliyoruz. Bu tür oluşumların daha ileride daha yoğun olmasını gerektiğini düşünüyorum. Ordu Belediyesi'ne, Başkanımız Hilmi Bey'e ve buradaki ekip arkadaşlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunuyoruz. Altın Ordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'in talimatlarıyla hem merkezde hem de kırsalda mahalleler konfora kavuşturuldu. Altın Ordu Belediyesi'nin altyapı ve ulaşım alanındaki çalışmaları dört koldan devam ediyor. Beton yol çalışmalarını tüm hızıyla devam ettiren Altın Ordu Belediyesi, hem merkezde hem de kırsal kesimlerde bulunan 72 mahalle için güvenli ve yüksek konforlu ulaşım amaçlıyor. Yapılan bu çalışmaların Günören Mahallesi etabı da tamamlandı. Mahalle sakinleri konforlu beton yola kavuştu. Günören Mahalle Muhtarı Hakiür ve mahalle sakinleri yapılan hizmetlerden dolayı mutlu olduklarını belirterek Başkan Aşkın Tören'e teşekkürlerini ilettiler. Günören Mahalle Muhtarı Hakiür, Altınordu Belediye'mizin başlatmış olduğu kırsal mahallelerde beton programı dahilinde Günören Mahallemizin Tepecik Boğmalık Bağlantı Yolu, Horoz Güney Sokak Çatalağız Bağlantı Yolu'nun betonunu Altınordu Belediye'miz tarafından dökülmüştür. Yolumuzun betonlamasında emeği geçen Altınordu Belediye Başkanımız Aşkın Tören Bey'e şahsım, ekibim, heyetim ve mahallem adına çok teşekkür ederim. Aşkın Başkan'a teşekkür ediyoruz yollarımıza bu imkanları sundukları için. Mahallemize medeniyet geldi. Yıllarca çamuru, yağmur yağdığında su birikintileri bayağı rahatsız ediyordu bizi. Burada çok büyük ızdırap çekiyorduk yol için. Bu beton yolu Allah yaptırandan, sebep olandan, Aşkın Bey'de Allah bin kere razı olsun. Sayın Başkanım, Allah razı olsun. Çok teşekkür ederiz. Yollarımız çok güzel oldu. Eskiden bu virajdan benim araba dönmek için arabamın lastikleri bitiyordu. Şimdi rahat rahat dönüyorum ve rahat rahat geçiyoruz. 2007'den beri buraya gelmekteyim. Ve bu yolların çok berbat olduğunu, çok taşlı, engebeli, çok arazi olduğunu biliyorum. Çok çok şükür bugünümüze. Çok bugün geldim, gördüm, bayıldım yani. Hakikaten çok güzel olmuş. Çok güzel olmuş. Allah razı olsun yapandan, edenden. Çok teşekkür ederim. Aşkın Başkan'a baştan teşekkür ederim. 3 tane engelli çocuk var bende. Yolumuz güzel oldu. Eski hali kötüydü burası. Şimdi güzel oldu yani. Arabalar rahat döner. Yapılan beton yol çalışması gayet güzel oldu. Yoluyla, hendekleriyle mükemmel bir çalışma oldu. Teşekkür ederiz Aşkın Başkan'a.
Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören'de Günören Mahallesi'nde gerçekleştirilen beton yolun hayırlı olmasını dilerken aynı şekilde diğer mahallelerdeki eksiklikleri gidermek için hızla çalıştıklarını belirtti. Ünye, Akkuş, Niksar yolunun 30 Eylül'de ihalesi gerçekleştirilmişti. Peki yoldaki son durum ne? Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci Altaş TV ekranlarında açıkladı. Akkuş Ünye Niksar yolu da Allah razı olsun emeğe geçenlerde, emek verenlerde. Çünkü bizim de hem insanlardan bize çok sitem ediyordu hem de biz çok sitem ediyorduk üstlerimize. Siyasi büyüklerimize. Evet. Bu konuda 30 Eylül'de ihalesi yapıldı. Bir firma aldı. Tabii bu hukuken işte itiraz süresi o bitti. Şimdi sözleşmeye davet. Bugünlerde o sözleşmesi yapılıp yer teslimi yapılacak. Ama önemli bir adımı geride bırakmış olduk. İhalesi yapıldı. Firma belli oldu. Artık bundan sonra şantiye kurul iş başlayacak. İş ne zaman yapar? Onun süresi var. Süresi içinde inşallah biter. Peki bu yol neyi kapsıyor? Bu yol Ünye'den başlayıp 65 kilometre, Akkuş'ta 5 kilometre ileri geçen bir proje. Bu yolda gidişli gelişli yol, keskin virajlar kaldırılıyor. Tırmanma şeritleri var. Zemin sıcak asfalt. Ve sağlı sollu da 2,5 metre emniyet şeridi olan standart bir karayolu bu. Biliyorsunuz Akkuş-Ünye arasında iki yol projesi var. Birisi Adana'dan, Tokat'tan yani Ünye'ye inecek, Ünye Çimento-Nuriye'ye inecek bölünmüş yol projesi. Bir de bizim Ünye eski belediye başkanımız, şimdiki başkanımız da ilçe başkanımızdı. Sayın Ahmet Çamyar, Sayın Hüseyin Tavlı Ünye'de. İşte Akkuş'ta ben ve ilçe başkanımız, eski ilçe başkanımız Ramazan Acar. Niksar ilçe başkanımız ve belediye başkanımız Özdilek Beyefendi falan. Biz üç ilçe. Böyle bir çalışma yaparak ıslak projeyi hazırlattık. Şu anda ihale edilen bu proje. Hı hı. Bu yapıldığı zaman bile bizim epey bir işimizi görür. Öbür bölünmüş yol projesi kendi mecrasında zaten devam eder. Dolayısıyla şu anda kangren haline gelen Akkuş'un yarısındaki güzergahta bu ihale yapıldı. Bittiği zaman bu sorun büyük ölçüde çözülür. Yani öbür yolda yapılır, hepsi çözülür ama önemli olan bu yolun yapılması, ihalesi yapıldı. Yolunda yapılacağından eminiz yani. Ordu'nun Çaybaşı ilçesine hastane için ilk adım atıldı. Başkan Hüseyin Semih sosyal medya hesabından tarih verdi. Ordu'nun Çaybaşı ilçesine yapılacak olan devlet hastanesi ihaleye çıkıyor. Çaybaşı Belediye Başkanı Hüseyin Semiz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda özlemle beklenen hastane sorununun ortadan kalktığını söyledi. Başkan Semiz yaptığı açıklamada müjde Çaybaşım, devlet hastanesi ihaleye çıkıyor. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde milletimize hizmet yolunda emin adımlarla Çaybaşımızı daha ileriye taşımak için verdiğimiz sözleri yerine getirmenin mutluluğu ve gururu içerisindeyiz. Kıymetli Çaybaşılılar, bugün ilçemiz adına yine tarihi bir günün haberini veriyorum. Yıllardır hasret kalınan ve milletimizin özlemle beklediği, sağlık yönünden sorunu tamamen ortadan kaldıracak olan Çaybaşı Devlet Hastanesi projemiz. İnşallah 18 Kasım 2022 tarihinde ihaleye çıkacaktır. Hayırlı olsun ifadelerine yer verdi. Başkan Semiz, hizmetin ilçeye kazandırılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde patates hasadı başladı. 2022 yılı mahsulü tarladan toplandı. Ordu'nun Kabadüz ilçesinde patates hasadı başladı. Ordu Büyükşehir Belediyesi, Kabadüz Belediyesi ve İlçe Tarım Müdürlüğü'nün işbirliğiyle ilçede örnek patates tarlası oluşturuldu. 2022 mahsulü tarladan toplanmaya başladı. Mustafa ocağı açıyorum bak. Çekiyorum. Altın madeni açıyorum bak. Patates söküm işlemine katılan Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, bu yıl 10 ton olması beklenen patates üretimini her geçen yıl artıracaklarını söyledi. Geçtiğimiz yıllarda ilçemizin en büyük gelir kaynaklarından biri olan patates, bu yılda daha çok üretimi artırabilmek için
hem örnek tarla yapalım diye belediyemiz ve Ziraat Odası işbirliğiyle Büyükşehir Belediye'mizin de destekleriyle güzel bir tarla oluşturmuştuk, patates tarlası. Bugün itibariyle de ürünümüzü sökme işlemlerine başladık. Mahsulümüzü tarlamızdan alıyoruz, bereketi bol. Gerçekten tahminlerimizin üzerinde bir verim aldık. İnşallah gelecek sene bunu bu yıl için 20 dönüm diktik ama önümüzdeki yıllarda hem belediyemizin işbirliğiyle hem de destek hemşehrilerimize destek vererek tohum bazında üretimin daha çok artırılması noktasında eski yıllardaki gibi yokuşlu bir turnalı çambaşı patatesini aynı heves, aynı heyecanla ve üretimi bol olarak ve piyasaya sunum yaparak, satarak gelir kalemimizde fındıktan sonra diğer ürünlerle beraber alternatif ürünler çerçevesinde ekonomiye destek anlamında hem ülkemize hem hemşehrilerimizin gelir bütçelerini artırmalarında çok büyük destek olacağını düşünüyorum. Yaklaşık 10 turun üzerinde tahmin ediyoruz bir ürünümüz çıktı. İnşallah bundan sonraki tarla çalışmalarımızda da daha çok bol ürünlerle Rabbimize şükürler olsun artırarak devam ettireceğiz inşallah. Altaş TV Haber Müdürümüz Gökhan Gül'ün amcası Arslan Gül hayatını kaybetti. Arslan Gül için önce evinin önünde cenaze namazı kılındı. Ardından da aile kabristanlığında son yolculuğuna uğurlandı. Altaş TV Haber Müdür Gökhan Gül'ün amcası Arslan Gül hayatını kaybetti. Kumbaşı Mahallesi esnaflarından Arslan Gül için evinin önünde cenaze töreni düzenlendi. Cenazeye Ordu Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Celal Tezcan, Büyükşehir Belediyesi Eski Başkanı Engin Tekintaş ve merhumun yakınları katıldı. Arslan Gül için önce helallik alındı. Rekizalik nasıl bilir ve nasıl şahit verirsin, iyi bir adem miydi? Bağdan bahçeden komşuluk haklarımızla bütün haklarınızı ve ruhuna helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Helal eder misiniz? Ardından cenaze namazı kılındı. Allahu Ekber. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah. Arslan Gül'ün cenazesi kılınan namazın ardından aile kabristanlığında toprağa verildi. Cumhuriyet Halk Partisi Altınordu İlçe Kadın Kolları Başkanlığı basın toplantısı düzenledi ve muhtarlar için belirlenen hedefleri anlattılar. Cumhuriyet Halk Partisi Kadın Kolları, kadınların köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarda seçme ve seçilme hakkını kazanmasının 89. yıl dönümünde 81 ilde eş zamanlı basın açıklaması düzenledi. CHP Altınordu İlçe Kadın Kolları Başkanı Nergis Gürsoy, iktidara gelmeleri durumunda muhtarlar için 10 önemli adımı hayata geçireceklerini söyledi. Cumhuriyet devrimlerinin en önemlilerinden biri kadınların siyasi haklarına kavuşması olmuştur. Ülkemizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde 89 yıl önce bugün köy kanununda değişiklik yapılmıştır. Böylece kadınlar köy ihtiyar heyetleri ve muhtarlıklarında seçme seçilme hakkını kazanmışlardır. Türkiye'de toplam 50.217 muhtarımız var. Bu muhtarların sadece %2'si kadın. Oysa ki biz kadınlar muhtarlığın demokrasinin temel taşı olduğunu çok iyi biliyoruz. Sorunlar kadın duyarlılığı ve yaratıcılığıyla daha kolay çözülüyor. Buna rağmen kadınlar pek çok alanda olduğu gibi muhtarlıkta da eşit temsil edilmiyor. İktidara geldiğimizde siyasetin öznesi olan muhtarlarımız için 10 önemli adımı hayata geçireceğiz. 1. 82 ayrı kanuna değişmiş değil, tek bir muhtarlık kanunu çıkaracağız. 2. Muhtarlık seçimleri için birleşik oy pusulası esasını getireceğiz. 3. Bağımsız bir muhtarlık evi olacak. 4. Muhtarlıklara yardımcı büro personeli tahsis edeceğiz. 5. Kaldırılan köy tüzel kişiliklerinin yeniden oluşturacağız. 6.
her muhtarlığın ayrı bir bütçesi olacak. 7. Sosyal yardımlar muhtarlıklar aracılığıyla dağıtılacak. 8. Belediye meclisinde muhtarların seçildiği mahalleyle ilgili bir karar alınacaksa o kararı görüşüldüğü belediye meclisi toplantısına muhtar da katılacak. 9. Muhtarlarımız belediye ile birlikte sosyal projeler geliştirecek. 10. Türkiye Muhtarlar Birliği kurulacak. Almanya'da çok anlamlı bir gece düzenlendi. Gecede toplanan gelir otizmli çocukların eğitimi için kullanılacak. Peki geceyi kim düzenledi? Hemen onu da aktaralım. Boğaziçi Umut Gençlik ve Spor Kulübü Derneği düzenledi. Bizler de buradan derneğe teşekkür ediyoruz. Boğaziçi Umut Gençlik ve Spor Kulübü Derneği tarafından geliri otizmli çocukların eğitiminde kullanılacak olan gece düzenlendi. Almanya'nın Köln şehrinde düzenlenen geceye katılım yoğun oldu. Bir düğün salonunda gerçekleştirilen etkinlikte katılımcılar gerek bağışlarla gerekse açık artırma satılan futbol takımlarının formalarıyla otizmli çocuklara katkı sağladılar. Etkinlikle ilgili değerlendirmelerde bulunan derneğin yönetim kurulu üyesi Betül Duran Aksu amaçlarının otizmli çocuklara katkı sağlamak olduğunu söyledi. Bu geceleri yapmamızın sebebi öncelikle bir farkındalık yaratmak, otizmli çocuklarımızı, farklı gelişim gösteren bireylerimizi hayata kazandırıp, hayata entegre edip ve aslında insanlara anlatmak, onları kabul ve fark ettirmek istiyoruz. Ve günümüz şartlarında maalesef özellikle Türkiye'de ki keza Almanya'da da öyle, bu eğitimi sağlayabilmek çok kolay bir şey değil. Yani maddi açıdan çok zor. Biz insanlar destek olmadığımız sürece, elimizi taşın altına koymadığımız sürece çok yol kat edemeyeceklerdir. Dileğimiz onların seçemedikleri hayata ortak olup destek verip eğitimlerine katkıda bulunmak. Geceye katılan ve İstanbul'da faaliyet gösteren eğitim kurumunun yetkilileri Gülçin Yıldırım ve Bülent Ceylan özel çocukların yapılacak desteklerle daha fazla eğitim alabilmeleri için bu tarz etkinliklerin önemli olduğunu söyledi. Biz neden buradayız? Bugün seçemedikleri hayata ortak ol projesi için yola çıktığımız bugün de özel çocuklarımız için buradayız. Buradan gelen gelir, böyle yapılan gecelerdeki gelirler özel çocuklarımızın burslu okumasına katkı sağlayacak. Normalde aylık 8 seans bir ders sayıları oluyor raporları doğrultusunda ama bu özel çocuklarımız için çok yetersiz. Burada erken tanılama ve yoğun eğitim en önemli şeylerden biri. Şimdi bu tür gecelerimiz zaten 5-6 yıldan beri düzenli bir şekilde Amerika'da, Türkiye'de yapılmakta. Şimdi gecenin amacı buralardan kazanılan parayla kurum içerisinde ve otizmli, Down sendromlu ve farkındalığı olan, durumu zayıf olan ailelere bir kurul çerçevesinde kararlar verilerek onlara eğitim ve daha iyi bir gelecek için destekliyoruz eğitim anlamıyla. Etkinlik Altay konseriyle tamamlandı. Aşıklar için çalar mısın? Ordu hem doğal güzellikleriyle hem de yöresel lezzetleriyle turistlerin ortak uğrak noktası oldu. Peki Ordulular gelen misafirlerine Ordu'da ilk olarak ne ikram ederlerdi? Muhabirimiz Nergis Kobak sordu. İşte cevaplar. Ordu muhteşem doğasının yanı sıra yemek kültürüyle de insanların ilgisini çeken uğrak bir şehir haline geldi. Karadeniz mutfağının en güzel lezzetlerini ev sahipliği yapan Ordu, çorbadan turşuya, sebze yemeklerinden balığa kadar birçok alternatif sunuyor. Pancar çorbası, turşu kavurması, fasulye kayganası, pide. Bunlar Ordu'nun özel lezzetlerinden yalnızca birkaç tanesi. Peki Ordulular gelen misafirlerine ilk olarak hangi lezzetlerden tattırıyor? Önce yemeğine ikramını yaparsın. Daha sonra turşu kavurmasıdır, dediğiniz gibi fasulyedir, pancardır. Bizde bunlar... Pancar çorbası, pancar düblesi mesela, sakarca, melocan, galdirik, fasulye turşusu, pancar turşusu. Yani bunları hepsini ikramda bulunabiliriz yani. Melocanlar.
Kaldırık turşusu. Nasıl? Fasulye turşusu. Her türlü ürünler. Pancar çorbası. Mısır çorbası. Her türlü şeyler var. Vallahi orada özel işte ne bileyim lahana çorbası mesela hiç bilmeyenler su böreği turşu ne bileyim pancar çorbası ondan sonra hamsi bezelye ondan sonra hamsi içlisi mısır ekmeği yaparım sakarca kavurması yaparım sarma yaparım. Ondan sonra ne? Pancar çorbası. Kaygana. Ondan sonra ne? Kaygana. Kaygana. Ondan sonra hoşgıran kavurması. Ondan sonra melocan kavurması. Allah'ım şimdi nereden mantar kavurması. Mantar işte tırmıt. Fındık mantarı. Ordulara dışarıdan gelen misafirlerine hangi yöresel yiyeceklerden ikram ettiklerini sorduk. Ve tabii ki de ilk sırada pancar çorbası var. Havasıyla ziyaretçilerin iştahını açan ordu, mutfağıyla da yeni lezzetler tatma isteği uyandırmaya devam ediyor. 33 yaşındaki Anıl Erkoç kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Merhum için cenaze töreni düzenlendi, ardından son yolculuğuna uğurlandı. Erkoç ailesinin acı günü. Anıl Erkoç 33 yaşında spor yaparken kalp krizi sonucu vefat etti. Erkoç için Akyazı Uhud Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Milliyetçi Hareket Partisi Ordu İl Başkanı Nadi Şanlı Türk, İYİ Parti Ordu İl Başkanı Ekrem Şentürk, iş dünyası, Erkoç ailesinin yakınları ve sevenleri katıldı. Cenaze namazı öncesi başsağlığı dilekleri kabul edildi. Anıl Erkoç için önce helallik alındı. Bu merhum kardeşimize ahirette sorulması lazım gelen hak ve hukukunuzu helal ettiniz mi? Alınan helalliğin ardından cenaze namazı kılındı. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Kılınan cenaze namazının ardından Anıl Erkoç için dualar edildi. Ya Rabbel Alemin ve Ya Rahmaner Rahimin, dünya hayatını tamamlamış, ahirete uğurlamak üzere olduğumuz merhum kardeşimize kani kani rahmet eyle. Merhum duaların ardından son yolculuğuna uğurlandı. Merhuma Altaş TV ailesi olarak bizler de Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diliyoruz. Bugün iki acı haberi ekranlarınıza taşıdık. Hem haber müdürümüz Gökhan Gül ve ailesine hem de Erkoç ailesine başsağlığı diliyoruz. Allah sabırlar versin inşallah. Bu sabahın haberimizle birlikte bültenimizi de noktaladık. Yarın aynı saatte görüşmek dileğiyle. İyi akşamlar.